Hepinize selamlar. Bildiğiniz gibi üniversite tercih dönemi başladı. Ben de dedim ki madem her hafta bu kanalda bir markanın hikayesini anlatıyorum, o zaman bu hafta da Türkiye eğitim tarihine damga vurmuş bir markanın, kendi üniversitem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hikayesini anlatayım. Çok da iyi oldu bence çünkü ben de İTÜ ile alakalı bilmediğim pek çok şeyi öğrenme fırsatı buldum bu videoyu sizler için hazırlarken. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan 3. Mustafa dönemine kadar gidiyor. İTÜ'nün bir sloganı var: asırlardır çağdaş. İşte bu slogandaki asırlardır ifadesi aslında buradan geliyor. 1773 yılında Osmanlı Devleti'nde Mühendisane-i Bahri Hümayun, yani İmparatorluk Deniz Mühendisanesi kuruluyor. Buradaki amaç batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek ve gemi inşaatı ve deniz haritaları konusunda uzman personel yetiştirmek. Okul Haliç Tersanesi'nde yer alıyor ve okulu kuran isim Macar asıllı bir Fransız subay Baron de Tott. Hatta okulun kurulduğu dönemde bir de matbaa kuruluyor ve üniversitenin ilk kitapları bu matbaada basılıyor. Dolayısıyla İTÜ Kütüphanesi'nin temelleri de o noktada atılmış oluyor. 1795 yılındaysa 3. Selim döneminde Mühendisane-i Berri Hümayun kuruluyor. Mühendisane-i Berri Hümayun'un altında da haritacılık, gemi inşaatı ve inşaat mühendisliği yer alıyor. Berri Hümayun çatısının altında 1847 yılında mimarlık eğitimi de verilmeye başlandı. 1773 yılındaysa Sultan II. Abdülhamit döneminde Mühendisane-i Berri Hümayun'un altında Hendese-i Mülkiye kuruluyor. Bu okulda gayrimüslimler okumuyor, sadece Müslüman Osmanlı öğrencileri bu okula alınıyor. Bu okulun hocaları ve öğrencileri özellikle Hicaz Demiryolu projesinde çok aktif şekilde rol alıyorlar. Yine bu okulun hocalarından bir tanesi Hendese-i Mülkiye'nin altındaki mimarlıkta hoca olan Mimar Kemalettin Bey, ki aslında hepiniz onu tanıyorsunuz. Yani tanıdığınızı bilmiyorsunuz belki ama tanıyorsunuz. Çünkü 20 liranın arkasındaki görselde, illüstrasyonda yer alan isim Mimar Kemalettin. İşte Mimar Kemalettin Bey çok fazla önemli projede yer almış bir isim ve Mescid-i Aksa'nın da onarımında rol almış. Mühendisane-i Berri Hümayun'un devamı olarak 1909 yılında Mühendis Mektebi Alisi kuruluyor. Okulun önemli hocaları arasında Profesör Karl von Terzaghi var. İnşaat mühendisi okuyan pek çok kişi onun ismini duymuştur. Çünkü kendisi inşaat mühendisliğinin en önemli alt dallarından biri olan zemin mekaniği alanında doğayan bir isim. Aynı dönemde İTÜ'ye ilk kez kız öğrenci kabul ediliyor. Ayrıca İTÜ'nün meşhur simgesi, çalışkanlığı sembol eden arı simgesi de ilk kez bu dönemde kullanılıyor. 1928'de ise okul Yüksek Mühendis Mektebi adını alıyor ve bu şekilde eğitime devam ediyor. Yüksek Mühendis Mektebi verdiği mezunlarla birlikte Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin bayındırlık noktasında ilerlemesine destek oluyor. Önceleri sadece Gümüşsuyu Kışlası'nı kampüs olarak kullanan İTÜ artık Maçka'yı ve Taş Kışla'yı da kullanmaya başlıyor. Ayrıca İsviçre'den ve Almanya'dan gelen hocalarla da eğitim kadrosunu genişletiyor. 1934 yılında Makine ve Elektrik Mühendisliği kuruluyor. 1944 yılında ise Yüksek Mühendis Mektebi bugünkü adı olan İstanbul Teknik Üniversitesi adını alıyor. İnşaat, mimarlık, makina ve elektrik fakülteleri olarak 4 temel fakülteye ayrılıyor. Mimarlık fakültesi demişken önemli iki isimden bahsedeyim. Biraz önce Mimar Kemalettin'den bahsetmiştik. Orhan Arda ve Emin Onat. Bu iki isim Anıtkabir'in ünlü mimarları. Emin Onat aynı zamanda İTÜ'nün eski rektörlüğünü de yapmış ve Mimarlar Odası'nın bir numaralı üyesi. 1952 yılında İTÜ Televizyonu kuruluyor. Pek çoğumuz Türkiye'de televizyonculuğun TRT ile başladığını düşünüyor olabiliriz. Ben de böyle sanıyordum. Ama aslında Türkiye'de televizyonculuk İTÜ ile başlıyor. 1952 yılında İTÜ'nün kendi bünyesinde gerçekleştirdiği televizyon yayını Türkiye'nin ilk televizyon yayını oluyor. Ve yaklaşık 20 yıllık bir yayın süreci geçiriyor İTÜ TV ve bu süreç zarfında 15 farklı program yapılıyor. Peki Türkiye'nin ilk televizyon yayınının nereden yapıldığını biliyor musunuz? Aslında pek çoğunuz burayı görmüştür, önünden geçmiştir, bu yapıyı biliyordur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka kampüsü. Stüdyo 1971 yılında TRT'ye devrediliyor. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka kampüsünde ses kayıt stüdyosu olarak korunuyor ve muhafaza ediliyor. Pek çoğumuzun aile büyüklerinin aslında hatırlayacağı dönemin önemli isimleri, televizyonculuk deyince akla gelen Halit Kıvanç gibi isimler aslında İTÜ Televizyonu'nda yayınlanıyor. 1953'te ise İTÜ Spor Kulübü kuruluyor. 1967 ve 72 yılları arasında İTÜ basket takımı 5 yıl üst üste Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu oluyor. 1953'te Maden Fakültesi, 1963'te Kimya Metalürji Fakültesi, 1970'te ise Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi kuruluyor. 1974-75 eğitim öğretim yılında ise İki kademeli eğitime geçiriyor bugün de olan. Bundan kastımız ne? 4 sene üniversite, eğer devam etmek istiyorsanız yüksek öğrenime,
2 senede yüksek lisans eğitimi vermeye başlıyor İTÜ. 1977'de Uçak ve Uzay Fakültesi kuruluyor. 1980'de de Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü kuruluyor. 1981'de ise İTÜ bugün de merkez kampüsü olan Maslak'taki Ayaz Ağa kampüsüne taşınıyor. Tabii çeşitli bölümleri hala Taşkışla kampüsünde, Maçka kampüsünde, Tuzla kampüsünde ve Gümüşsuyu'nda eğitimlerine devam ediyor. Fakat pek çok mühendislik bölümü, inşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği gibi mühendislik dalları şu anda Ayaz Ağa kampüsünde. 82 yılında ise İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ'ye bağlanıyor. İTÜ'nün konservatuarından Türk müzik camiasına, Türk sanat camiasına kazandırılmış çok fazla ünlü isim var. Videonun sonunda biraz onlardan da bahsedeceğim. Ben ne zaman yeni bir ses duysam, çok hoşuma giden bir ses duysam derim ki şimdi araştırdığımda kesinlikle İTÜ Konservatuarı mezunu olduğunu görürüm derim ve bu 10 defa böyle düşündüysem 8'inde gerçekleşiyor. O açıdan İTÜ Konservatuarı gerçekten çok değerli isimler yetiştiriyor. 1982'de İTÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi kuruluyor. Buranın binası Maslak'ta, Ayaz Ağa'da. Bir gün eğer giderseniz İTÜ'ye bu binayı kesinlikle görün. Çünkü aynı biz aramızda şöyle bir espri yapardık. Burası Harry Potter'daki Hogwarts Büyücülük Okulu gibi. İnanılmaz geçişler var okulun içerisinde. Çok fazla merdiven var. Bulunduğunuz yerden başka yerlere çok kolay geçebiliyorsunuz ama bu bir karışıklık yaratıyor aslında. Örneğin birinci sınıflarda kimya ve fizik derslerinin laboratuvarlarına oraya gidiyorduk. Ve dönemin ortasına kadar laboratuvarın yerini tam olarak algılayamıyorsunuz. Her hafta aynı laboratuvara gitmenize rağmen. Çünkü her seferinde farklı bir yoldan giderek buluyorsunuz burayı aslında. Ve nasıl bulduğunuzu siz de anlamıyorsunuz. Neticede de dönemin ortasına kadar o yolu tam olarak çözemiyorsunuz. Yeni girecek arkadaşlar bunu birebir deneyimleyecekler. 1983'te İşletme Fakültesi, 1992'de ise Denizcilik Fakültesi kuruldu. İTÜ 1997'de diyor ki ben artık derslerin %30'unu zorunlu olarak İngilizce yapacağım. Hazırlık sınıfını da bu yılda açıyor yine. Bugün biliyorsunuz %100 programlarda mevcut İTÜ'de. Zaten pek çok üniversite artık %100 programları hayata geçirdi. 2004'te Tekstil Teknolojisi ve Tasarım Fakültesi kuruluyor. 2010'da ise Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi kuruluyor. Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsünü de 2010'da İTÜ yapıyor. Bu minibüs sıfır emisyon ve sessiz çalışıyor. Türkiye'de teknoloji dendiğinde akla gelen önemli bölgelerden bir tanesi İTÜ Teknokent'te 2010 yılında hayata geçiyor. İTÜ'de yer alan Teknokent binalarında hem özel şirketler var ve buna ek olarak İTÜ'nün Çekirdek isimli bir startup programı var. Belki duymuşsunuzdur ki bu program çok başarılı bir program. Her yıl girişimcileri çeşitli yatırımcılarla buluşturup destekliyor. Onların burada İTÜ içerisinde, bu Kuluçka Merkezi içerisinde eğitim almalarını sağlıyor. Ve pek çok ödül almış bir Kuluçka Merkezi burası. Hatta bir dönem ben de bu Kuluçka Merkezi'nde yer almış ve proje geliştirmiştim. Eğer aklınızda herhangi bir şekilde bir fikir varsa, bir startup fikriniz varsa ve az çok ortada bir prototipiniz varsa başvurmanızı ve burada hayata geçirmeye çalışmanızı öneririm. 2011 yılında Martı isminde bir tekne projesi yapılıyor. Bu projenin özelliği şu, Martı adlı bu tekne hidrojenle çalışıyor. Hidrojen gazından elektrik enerjisi elde ediliyor ve bu şekilde motorlara iletilen elektrikle birlikte tekne çalıştırılıyor. Bu da sessiz bir tekne ve yine sıfır emisyon. 2012 yılında ilk yerli helikopter, Arikopter hayata geçiriliyor. Bu projeye Devlet Planlama Teşkilatı maddi destek sağlıyor. İTÜ ağırlıklı olarak sürecin tasarım kısmını yürütürken TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi de daha çok üretim kısmı ile ilgileniyor. Projede 60 kişi çalışmış ve projenin sonucunda 15 uluslararası makale, 100'ün üzerinde bildiri ortaya çıkmış ve 40 öğrencinin de yüksek lisans tezine konu olmuş. Türkiye'nin ilk insansız otomobili Otonobil de 2012 yılında İTÜ'de yapılıyor. Şimdi size bazı sayılar vereceğim. Bu sayılar belki değişmiş olabilir. Ben İTÜ'nün sitesinden aldım ama son güncel sayılar olmayabilir. Fakat kafanızda İTÜ ile alakalı belirli sayıların oturması için birkaç örnek sayı vereyim size. İTÜ'de 513'ü profesör olmak üzere 2174 akademik personel var. 154.000 metrekare laboratuvar alanı var ki mühendislik alanında eğitim veriyorsanız en önemli konulardan bir tanesi laboratuvar yeterliliğiniz. Bugün Türkiye'de mühendislik eğitimi verdiğini iddia eden ama yeterli laboratuvara, yeterli kütüphaneye, birikime, donanıma sahip olmayan üniversiteler var ne yazık. 37.342 öğrencisi var. Dediğim gibi sayılar belki biraz değişmiş olabilir ama 37.000, 40.000 olmuştur örneğin. Yaklaşık olarak kafanızda bir şeyler şekillensin diye söylüyorum bu sayıları. Bunların 25.000'i lisans öğrencisi. ABET denilen uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon var. Bu akreditasyon mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim veren üniversitelere veriliyor. Tabii gerekli yeterlilikleri sağlıyorlarsa İTÜ ABET akreditasyonu konusunda dünyada birinci sırada. Çünkü 25 programıyla dünyada en fazla ABET akreditasyonuna sahip olan üniversite. Gelelim bir başka sıralamada İTÜ'nün yerine Green Matrix sıralamasından bahsedeceğim. Yeşil ölçüm ismiyle geçiyor.
bu sistem ve üniversiteleri sürdürülebilirlik, doğal, çevresel sürdürülebilirlik anlamında sıralıyor. 780 üniversiteyi sıralamışlar ve bu sıralamada İTÜ 54. sırada yer alıyor dünya genelinde. Türkiye'den ilk 100'e giren tek üniversite bu sıralamada. Avrupa'da ise 29. sırada. Dolayısıyla Türkiye'nin en yeşil üniversite kampüsü İTÜ kampüsü olarak geçiyor. Gelelim İTÜ'nün akademik başarılarına. US News World Report'un verilerine göre kimya, inşaat mühendisliği, ekoloji, çevre, yer bilimleri gibi çeşitli disiplinlerde Türkiye birincisi, genel sıralamada da Türkiye üçüncüsü. Bu arada inşaat mühendisliği sıralamasında dünyada da ilk yüzde, 94. sırada İTÜ. Tabii bu sıralamalar yapan kuruluşa göre değişiklik gösterebiliyor çünkü her kuruluş farklı kriterler belirliyor. Bu sıralamalar yapılırken pek çok kriter var. İşte üniversitelerin yayınlamış oldukları, üniversite hocalarının, akademisyenlerin yayınlamış oldukları yayınlar, bildiriler, makaleler, üniversitenin yürüttüğü diğer etkinlikler, üniversitenin yurt dışına gönderdiği öğrenci, diğer ülkelerden o üniversiteye gelen öğrenci sayıları, pek çok aklınıza gelebilecek kriter var ve bu kriterlere göre farklı farklı organizasyonlar, farklı sıralamalar yapabiliyor. Ama bildiğiniz üzere İTÜ bu sıralamaların hepsinde zirveye en yakın üniversiteler arasında yer alıyor. Gelelim biraz İTÜ'nün önemli mezunlarına. Bildiğiniz gibi İTÜ, Türkiye siyasi tarihine fazlasıyla dokunmuş bir kurum. Tabii bunu verdiği mezunlar aracılığıyla gerçekleştirdi. 1996-97 yıllarında başbakanlık yapmış olan Necmettin Erbakan, 1948 yılı İTÜ Makine Mühendisliği mezunu. Necmettin Erbakan İTÜ Makine'yi 3.96 ortalamayla bitirmiş 4 üzerinden ve bildiğim kadarıyla makine mühendisliğinde onun rekorunu kıran, eğer son yıllarda yeni birisi çıkmadıysa, yok. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de 1949 yılı İnşaat Mühendisliği mezunu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ise 1950 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oluyor. Bu arada yine eski başbakanlardan Binali Yıldırım da İTÜ mezunu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan da İTÜ mezunu. Bu isimler dışında yine Türkiye'de siyasi aranada bulunmuş, bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış pek çok isim sayabiliriz İTÜ'lü. Oğuz Atay'ı biliyorsunuz, Türkiye Edebiyat Tarihi için önemli bir isim kendisi ve Oğuz Atay İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu aslında. Oğuz Atay'ın bir biyografi kitabı var, Bir Bilim Adamının Romanı isminde. Bu kitapta Mustafa İnan'dan bahsediyor. Mustafa İnan İTÜ'nün eski rektörlerinden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hem öğrenci olarak hem de akademisyen olarak çok çok başarılı isimlerinden birisi. Kendisi de inşaat mühendisi ve İTÜ'yü birincilikle bitiriyor. Aynı zamanda Zürih'e gidip İsviçre'de doktora yapıyor. Orada kalması için kendisine tekliflerde bulunuyorlar ama o bunu reddediyor ve ülkesine hizmet etmek için geri dönüyor. Bu arada övünerek kıvançla söyleyebileceğim bir şey anlatayım size. Kendisinin asistanlığını yapmış olan hocamızın ben de asistanlığını yapmıştım. Yani Mustafa İnan'ın asistanının asistanı oldum. Gerçekten insanın övünerek söyleyeceği, kendisini mutlu edeceği bir unsur bu. Çok güzel bir şey. Yani Türkiye mühendislik tarihi açısından, özellikle inşaat mühendisliği açısından bu kadar değerli bir isme bu anlamda yakın olabilmek çok güzel bir şey. Lütfen bahsettiğim kitabı okuyun. Bir Bilim Adamının Romanı kitabını. Ben lisede okumuştum. Hakikaten çok güzel bir kitap. Mustafa İnan'la alakalı da biraz daha bir şeyler okuyun, araştırın bence. Zaten kendisiyle alakalı da bir video sizler için yaparım ileride. Yine önemli bir isimden bahsedeyim. Jeoloji profesörü İhsan Ketin. Celal Hoca'yı biliyorsunuz, Celal Şengör'ü. O da İTÜ açısından çok değerli bir isim. Ve dünya çapında tanınan çok önemli bir akademisyen, çok önemli bir bilim adamı. Zaten Celal Şengör'ü az çok izliyorsanız onun konuşmalarında sıklıkla ismini geçirdiği bir isim İhsan Ketin, kendisinin hocası. Şu an ismini söylemediğimiz, daha fazla sayabileceğimiz tonla böyle değerli akademisyenler var İTÜ'de. Bu zamana kadar yetişmiş, aramızdan ayrılmış, vefat etmiş ve hala yetişmekte olan. Devrim Arabaları filmini izlediyseniz eğer, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin hikayesini, devrimin hikayesini anlatıyordu o film. O filmde izlediğiniz en genç mühendis karakteri Kemalettin Vardar. İşte devrim arabasının yapılmasında görev alan en genç mühendis Kemalettin Vardar, İTÜ mezunu. Ayrıca filmin yönetmeni Tolga Örnek de yine İTÜ mezunu. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Gürayman da yine İTÜ mezunu. Kendisi aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de ilk kadın voleybolcusuymuş. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk İTÜ'de mimarlığı kazanmış fakat tamamlamadan bırakmış. Yine bir başka ünlü isim Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan da İTÜ'de inşaat mühendisliğini kazanıyor ama o da inşaat mühendisliğini tamamlamadan bırakıyor. Birinci sınıfta okurken bir teknik resimde bir gün böyle dalmış camdan dışarıyı izliyorum. Derste o kadar fazla sıkıldım ki ben de içimden aynı şeyi geçiriyordum. Acaba diyordum şu fakülteyi bırakıp başka bir bölüme mi geçsem? Ama bırakmayıp üstüne üstlük hem yüksek lisansımı yaptım hem de şu an doktorama devam ediyorum ve İTÜ'de 8. senem.
Yani nereden nereye diyor insan. Gelelim videonun içerisinde bahsettiğim İTÜ Konservatuvarı'nın mezunlarına. Volkan Konak, Funda Arar, İzel Çelik Ercan Üçlüsü, Murat Boz, Simge Sağım gibi pek çoğunuzun yakından tanıyacağı ünlü isimler İTÜ Konservatuvarı'ndan mezun. Meliat Gülses, Bekir Ünlü Ataer, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu gibi önemli isimler de yine İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Özellikle Erkan Oğur benim inanılmaz sevdiğim bir sanatçıdır. Sanatçı tabirinin tam olarak karşılığı olabilecek bir isim bence. Özellikle enstrümantal müzik dinliyorsanız kesinlikle dinlemenizi öneririm. Evet, bu videoda İTÜ'nün hikayesine baktık. Söylediğim gibi ben 8 senedir bu okulun bir öğrencisiyim ve zamanı geldi. Bu okulu çok eleştirdiğim noktalar oldu. Hala var. Bence İTÜ'de eksik olan, İTÜ'de yanlış olan pek çok şey var. Ama bu okulun çok daha iyi yerlere gelmesinde en büyük görev bence bizlere, öğrencilere düşüyor. Biz ne kadar daha iyi araştırma yapabilirsek, daha fazla ortaya bir şey koyarsak, derslerimize, projelerimize daha fazla odaklanırsak ortaya çok daha güzel şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Tabii sadece dersle alakalı şey değil bu. Sosyal anlamda da yine İTÜ'lü öğrencilerin yürüteceği organizasyonlar, yapacakları şeyler bu okulun isminin çok daha duyulmasında, ki ismimizin duyulmasına aslında gerek yok ama Türkiye'de gerek yok, küresel anlamda da başka ülkeler arasında da duyulmasında bence önemli bir rol oynayacak. İstatistiklere baktım faaliyet raporunda. Bizim ülkemizden diğer ülkelere giden öğrencilere baktım. Diğer ülkelerden bize gelen öğrencilere baktım. Arada çok çok ciddi bir fark var. Biz bunu ne zaman tersine çevirebilirsek, yani İTÜ ne zaman dışarıdan da tercih edilebilen bir üniversite olursa, işte o zaman çok daha iyi yerlere gelmişiz demektir bence. Tabii biz öğrencilerin yanı sıra akademisyenlere de çok çok ciddi bir rol düşüyor burada. Bugün İTÜ'nün örneğin Facebook'ta aktif olan sayfalarından birisi olan Aktüel'e girdiğinizde hocalarla alakalı çok ciddi eleştiriler olduğunu görebiliyorsunuz. Ben belirli bir dönem özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak da çalıştım arkadaşlar. Dolayısıyla yani hoca bakış açısını da kaç yıldır okuduğum için öğrencilik bakış açısını da az çok kestirebiliyorum. Ve objektif bir değerlendirme yapmaya çalıştığımda ne öğrencilerin ne de hocaların %100 haklı veya haksız olduğunu söyleyebilirim. Yani iki tarafta kesinlikle haklı da değil, kesinlikle haksız da değil. Ama hocaların da İTÜ'de hoca olan insanların özellikle bu markaya, bu kültüre yakışır şekilde hareket etmeleri gerekiyor bence. Aynı şey tabii ki bizler öğrenciler için de geçerli. Ne zaman ki adımızın yanına İTÜ ifadesini geçiriyorsak, İTÜ mezunu olduğumuzu bir yerlerde söylüyorsak, davranışlarımızın, tutumlarımızın bu kültürle özdeş, uyumlu olması gerekiyor. Çünkü bahsettiğim pek çok isim videoda çok değerli isimler ve bu ülkeye hizmet etmiş isimler. Bu kültüre, bu ekole bizim de sadık olmamız gerekiyor. O zaman asırlardır çağdaş olan okulumuzun çok daha çağdaş bir hale dönmesi için hep birlikte çalışalım, el ele verelim. Ben kendi adıma İTÜ'de okuduğum için gurur duyduğumu söyleyebilirim. Özellikle İTÜ'nün İnşaat Fakültesi, söylediğim gibi küresel anlamda da sıralamalarda önemli yerler alan, yani en azından ilk yüze girmeyi başaran, ki çok daha üstlere gidebilmeliyiz bence, bunu başarabilen bir bölüm. Benim İTÜ hikayem söylediğim gibi 8. senesinde ama aslında bu hikayeyi ben henüz 9. sınıfta, 10. sınıfta lisede okurken başlatmıştım. Çünkü o zamandan itibaren tek bir hedefim vardı benim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okumak. Ve bu hedefi gerçekleştirdim. Tercih listemde 2-3 tane tercih vardı ve zaten ilk 2 tercihim de İTÜ'nün programlarıydı, %30 ve %100 olmak üzere. Dolayısıyla istediğim yere geldim. Bu okulda okudum. Zaman zaman pişmanlıklarım oldu. Acaba başka bir şey mi yapsaydım? İşte başka bir üniversiteyi mi seçseydim dediğim zamanlar bile oldu. Ama totale baktığınızda İTÜ gerçekten bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Ve İTÜ'lüyüm dediğim için de pek çok yerde gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu videoyu izleyen genç arkadaşlarımı, henüz üniversiteye gitmemiş arkadaşlarımı da bu noktada teşvik etmek istiyorum. Sınavınıza oturun, düzgün şekilde çalışın, yüksek puanlar almamanız için, İTÜ gibi bir okula girmemeniz için hiçbir sebep yok aslında. Eğer başka bir üniversitede okuyorsanız da yine bildiğiniz gibi çeşitli geçiş imkanları var. Sınavlara giriyorsunuz, not ortalamanızı yüksek tutuyorsunuz ve geçiş yapabiliyorsunuz. Bu fırsatı da düşünmenizi, değerlendirmenizi
öneririm. Yani eninde sonunda bu üniversitede okumasanız bile bir gün yolunuz İTÜ'ye düşsün. İTÜ'deki etkinliklere gelmeye çalışın. Söylediğim gibi Teknokent'te belki bir proje geliştirmeye çalışın. İTÜ ile yolunuz bir şekilde kesişsin. Çünkü burası size değer katabilecek bir kurum. Ve adınızın yanında her zaman böyle bir okulun geçmesinde büyük yarar vardır. Bugün İTÜ'nün tarihine baktık. Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi bence. Önümüzdeki videoda yine güzel bir hikayeyle sizlerle görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.